Cemre, hoş geldin. Nasıl özlemişim seni canım benim. Ben de seni çok özledim. Ay neler olmuş? Simay'ın yaptıklarına da inanamıyorum yani. İnanma zaten, Simay bir şey yapmadı. Zeynep'in kalleşliği. Hayır, Kuzey'le de konuşabilsem. Benim yaptığımı düşünüyorsun. Senin yaptığını düşünmüyorum. Senin yaptığını biliyorum. Bunun nasıl olduğunu biliyor musun peki? Simay yapmış. Yaptığını sormaya evine gittim. Bana saldırdı, manyak işte. Hırsından ne yapacağını bilmez haldeydi. Ama görüyorum ki senin ondan bir farkın yok. Nasıl olsa ortada bir kötü var. Yap et, onun üzerine at, değil mi? Ama ben yutmadım Zeynep. Çünkü ben seni çok iyi tanıyorum. Kızlar. Ben senin neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Ya saçmalamayın, ne yapıyorsunuz? Eğer ben yapsaydım eskileri değil yenileri konuşurdum. Evli bir kadın olduğunu unutup şirketin terasında Kuzey'le nasıl öpüştüğünü mesela. Sen bizi mi gözetledin? Gözüme çarptı. Ben şimdi senin gözüne bir tane çarparım görürsün. Ya kızlar yapmayın. Bir anlık bir şeydi o bir kere. O anı ne ben anlatabilirim ne sen anlarsın zaten. Boşuna çırpınma. Neyse ne işte. Kıskançlığından yaptın değil mi? Bizi gördün, kıskançlığından gittin bunu yaptın değil mi? Gerçekten böyle olmasını isterdin değil mi? Yolundaki taşları temizlemek için gerçekten benim suçlu olduğumu bilmek isterdin. Ama üzgünüm, o ben değilim. Görüşürüz Demet, hoşça kal. Hay Allah. Güle güle. Görüşürüz. Cemre. Öpüştünüz mü gerçekten? Ya bırak Allah aşkına Demet ya. Yani öyle anlık bir şeydi. Bir anda oldu bitti, öyle şimşek gibi, çığlık gibi. Bir anlık bir şeydi yani. Kuzey'le aranızdaki hiçbir şey öyle anlık değil ki. İnsanı umut etmekten yoruldum Demet ya. Ben çok zor olmuşum. Hayatımda hiç o kadar güçsüz hissetmemiştim kendimi. Sonra bir anda onu gördüm yanımda. Bir nefeslik canım kaldı dedim. Çek vur beni dedim, bitsin içimdeki şu tükenmez umut. Ben yapamıyorum, sen yap dedim. Bütün zırhlarını indirdi. Böyle kıpırdasam ürküp kaçacak. Allah'ım diyorum içimden, bitmesin, bitmesin diyorum. Bin tane kelebek havalanır ya insanın içinden böyle, havalandılar. Böyle bir iki kanat çırptılar sonra da. Sonra da Kuzey zırhlarını yeniden kuşandı. Uzaklaştı gitti zaten. Bir daha asla böyle bir şey yaşamayacağım biliyorum. Ama o an bile yetti benim için. Ben yeniden can buldum. Hayatım sırf o anı hatırlamak için bile yaşamaya değer bir hale geldi. Hiçbir zaman unutmayacağım bir hatıra benim için. Ama buna bile izin yok işte, görüyorsun. Hayatımın en güzel anını zedeledi işte. Görmüş bizi. Kıskançlığından da gidip bunu yaptı işte. Bana da Simay diye anlattı. Simay bu sefer suçsuz Demet. Zeynep en az onun kadar tehlikeli biri.
Hani sen şirkete gidecektin? Vazgeçtim. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim bugün. Gerek yok yani. Ben görevimi yaptım. Gerçi bizim Hıyar anlamadı ama... Neyse, yakında kafasına dank eder. Onun hayrına bir şey yaptım anlar. Oğlum bir tane bez versenize buraya. Geldim abi, geldim. Yok yok, gerek yok. Tam buldum. Sen Kuzey'in doğum gününde bana ne yaptığını biliyor musun? Sizin beraber çekilmiş fotoğraflarınızı yolladı bana. Hani sonra aradım ya ben seni. Ya ben sen üzülme diye arkadaşımdayım dedim. Kuzey'in doğum gününde olduğumuzu söylemedim. Ya biliyorum. Ama o canımı yakmak için o fotoğrafları gönderdi işte. Bir de not yazmış. Keşke sen de burada olsaydın diye. Kuzey saz çalıyor falan. Kuzey saz çalmadı. Ya biz zaten Kuzey'in sazını bulamadık. Sonra Tuncer abininkini aldı. Ya öyle çalmadı ama. Neredeymiş ki saz? Bilmiyorum. Neyse işte, sonra ben bunun karşısına çıktım. Kızım dedim, niye benimle uğraşıyorsun ya? Niye yolluyorsun bana bu fotoğrafları dedim. Sen cep telefonumu elimden kaptığı gibi bütün fotoğrafları sildi orada. Aa! Vallahi bak, delil bırakmayacak ya. Boş bulundum ben de salak gibi. Ya işte böyle bir kız bu. Kuzey'in haberi var mı? Yok, hiç lafı gelmedi, söylemedim. Zaten ne söyleyeceğim gambazcı gibi? Ne için yaptı, neden yaptı ortada işte. Ama şimdi bak pişmanım, keşke söyleseydim diyorum, biliyor musun? O zaman bu olayda sadece Kuzey'in aklına Simay gelmeyecekti çünkü. Zeynep'in neler yapabileceğini kestirebilecekti. Efendim Barış. Neredesin sen? Demet'e geldim şimdi. Ne oldu? Bu akşam dışarı çıkacağız. Aa. Ben uzun süre ortalıklarda görünmek istemezsin sanıyordum. Aksine tam zamanı. Gününü ona göre planla diye söylüyorum. Tamam. Çok güzel olmanı istiyorum. İyi hazırlan lütfen. Benim için güzelleş. İyi, tamam. Kalkmam lazım. Bir şey mi oldu? Yok, akşam dışarı çıkacakmışız. Erken değil mi? Evet de annemi uğrayacağım daha. Selam söyle. Tamam. Ben gideceğim zaten. Akşam Kuzeylere uğrayacağım. Söylerim Zeynep'e. Söyle. Benden kaçıyor zaten. Konuşamıyoruz. Simay'ın üstüne giderek başını derde sokmasın. Nasıl Zeynep'e dikkat etsin, ondan uzak dursun.